Yeni bir Era Balıkta videosundan herkese merhaba arkadaşlar. Bugün bir balığı inceleyeceğiz. Tahmin edebileceğinizi düşünüyorum mutlaka. Arkadaşlar bu balık yaratık. Benim gözümde yaratık canavar. Neden arkadaşlar? Kendi türünü olsun, sudaki ördeği olsun, fareyi olsun, yılanı olsun, kurbağası olsun her şeyi yok ediyor. Gerçekten istilacı bir tür. O balık ne diye sorarsanız arkadaşlar, hemen şu sağ üst kesede görüyorsunuz, turna balığı. Aslında istilacı bir türdür. Yurt dışında kesinlikle av yasağı yoktur. Mera'daki tüm balıkları yok ettiği için av yasağı hiçbir şekilde yoktur. Ama bizim ülkemizde tabi biliyorsunuz katliamcı hobi derslerimiz olduğu için altını çiziyorum. Katliamcı. Herkes için söylemiyorum bunu, yanlış anlamayın. Balığı köküne kadar yok etmeye çalıştıkları için av yasağı ülkemizde bulunmaktadır. Biraz o balığı inceleyeceğiz. Su altı çekimleri falan var. Yaptığı saldırılar var. Bunların hiçbirisi benim kesinlikle çekimim değildir. İnternet yoluyla ulaşıp da kayda aldığım çekimler. İzliyoruz. Bakalım neler yapmış. Göreceğiz. Vahşi turna. Hadi şimdi videoya geçelim. Let's go. Şimdi ailesi ayrıldı var burada. Ördek yavrularını gezdiriyor, yüzdürüyor. Yeni yumurtadan çıkmışlar belli. Yemleniyorlar orada. Bak. Nasıl saldırdı bak bak. Görüyorsunuz değil mi? Bak. Net belli olmuyor ama yani ördek yavrusunu direkt kaptığı belli arkadaşlar. Yani efsane bir balık. Benim de favorim olan. Burada kaz görüyoruz. Bak saldırdı. Anne kurtardı yavruyu o arada. Kaptırmıyor. Şimdi sonuçta bir kuş türü bile olsa onun da kendine göre bir savunması var. Yavrularını kolluyor mutlaka. Bakın bakın. Bak hala peşinden gidiyor. Alttan bir saldırı yaptı, tutamadı. Devamı gelecek mi izliyoruz. Bak, tekrar bir saldırı yaptı. Anne döndü. Yani 2, 4, 5 yavru vardı. Tekrardan 5 yavru. Yanlış anladıysam 5 yavru var. Evet. Böyle kaçtılar, kurtuldular. Yani dediğimiz yok ki arkadaşlar. Yani önüne gelen her şeyi yiyor. Her şeyi yiyor. Affı kesinlikle yok. Bu balığın affı hiçbir şekilde yok. Canavar. Canavar, canavar, canavar. Şimdi bu balığı hangi şekilde avlıyoruz? Hangi sistemde avlıyoruz? Onlardan bahsedeceğim size kısaca. Genelde arkadaşlar atçak yönüyle avlıyoruz. Veyahut da LRF disiplini veyahut da canlı yem olarak kullandığımız sistemler mevcut. Su altı çekim olmuş. Teknenin altına kamera koyulmuş. Kesinlikle sahtelerde kanca yok. Balığı tutmak amaçlı değil de şu bu görüntüleri bize yansıtmak amaçlı yapılmış. Müthiş görüntüler. Gerçekten tebrik ederim. Ya yani bizim çekebileceğimiz bir şeyler kesinlikle değil. Bunları muhtemelen yurt dışındaki hobidaşlarımız çekiyor. Bizlere yansıtıyor. Hemen onları izliyoruz. Evet, tekneden altına kamerayı koymuşlar. Turne geldi. Görüyorsunuz kanca kesinlikle yok. Şimdi bir hamle yapacak. Sahte yüzdürüyorlar. Görüyorsunuz kesinlikle bir kanca falan herhangi bir şey yok. Balığı yakalamak amaçlı değildi. Sadece kayıt altına almak amaçlı saldırısını. Bakın saldırıya bakar mısınız? Direkt arkadan lak diye kapıyor. Bir de şöyle bir şey var arkadaşlar. Yemi içine çekiyor. Ben yanlış görmediysem yemi böyle bir vakumlu bir şekilde yemi içine çekiyor. Basınçlı bir saldırısı var. Zaten çok güçlü bir balık. Saldırı esnası müthiş. Yani bunu da biliyoruz. Sonuçta herkes bunun avını çok seviyor. Popülasyonu çok verimli. Ama tabii limitlere uyarsanız saygı duyarım bu konuda. Onu da altını çizmiş olayım. Tabii bir de yemli sistem var arkadaşlar. Bunu şöyle bir şekilde denemişler. Ben hiç denemedim. Deneyenler illaki vardır bilmiyorum ama denenebilir gerçekten. Amcam demiş ki ben dip oltacısıyım. Takarım kancamı, basarım kurşunu, yapıştırırım ileri demiş. İzleyip göreceğiz şimdi nasıl bir av yapmış. Hemen ona da değineceğiz. Bakın, midyelik bir mera. Yeme kancaya takmışlar, geçirmişler güzel. Muhtemelen çelik deldir. Zaten başka şekilde kullanmayın, koparırsınız.
otomatikman. Turna geliyor. Turna da sağlam turna. Baksanıza. Rahat yani 90 santimden aşağı bir turna değil zaten. Yemimiz zipte duruyor. Hadi kap oğlum onu. Hop aldı. Ya bu da demek oluyor ki yerdeki yemi de turna ağzına alıyor. Yani yemlenebiliyor arkadaşlar. Denenebilir. Sonuç olarak geliyor. Turnayı görüyorsunuz. Maşallah tosuncuk gibi. Yani denenebilir gerçekten. Hiç denemedik. Bunun bir videosunu çekmek lazım aslında. Çünkü zeminde duran yemede saldırıyorsa temiz bir merada, özellikle dibi taşlık bir merada denenebilir. Gerçekten denemek lazım. Bunu da öneriyorum. Denerseniz de beni bildirin. Ben de merakımı gidermiş olayım bu konu hakkında. Tabii farklı sistemde şimdi canlı yem ve avlanma sistemleri de var. Burada ikili bir sistem kullanmışlar. Yani üstten iki tane misine geliyor arkadaşlar. Birisi balığı tutturmak için bir kanca kullanılmış. Ağzında da üçlü kanca var. Çarpma kanca deriz biz genelde. Üçlü kanca var. Balık yanına hamleye girdiğinde direkt kafadan alacağı için yemin muhtemelen çarpma ağzında kalacak. Ama basit bir sistem kullanmışlar. Bilmiyorum burada tel olduğu gözükmüyor ama tahminimce misine kullanmışlar. Yanlış bir şey. Yani kullanılmazsa iyi olur diye düşünüyorum. Çünkü turnayı biliyorsunuz gerçekten hem güçlü balık hem de dişleri kesebilen bir balık. Evet arkadaşlar bu bölümde turna balığını inceledik. Daha farklı bir videolarımızda gelecektir bunun hakkında. Kanala abone olup video like atarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Yorumlarda görüşelim. Nasıl bir fikirde av yapıyorsunuz? Neleri, ne yemleri kullanıyorsunuz? Saddeler, takım bilginizi bunları bize paylaşarak diğer takipçilerimize veya da hobidaşlarımıza, kardeşlerimize sizin de bir yararınız dokunabilir. Çünkü fikir paylaştıkça, bilgi paylaştıkça güzeldir. Tekrar yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.